Efendim iyi akşamlar. Bu gece yine Habertürk kanalında sizlerle birlikteyiz. Tabii ki konuklarım olacak. Tabii ki onlara farklı sorularım olacak. Tabii ki onları birçok yerde zaman içerisinde sık sık gördünüz. Ama bu programda çok daha farklı, çok daha farklı sorularla ve çok daha farklı cevaplarla göreceksiniz. Ve ilk konuğum hemen hemen kaç kilo vermiş olabilir diye düşündüğüm ilk konuğum Zerrin Özer huzurlarınızda. Zerrin Özer'i hepiniz biliyorsunuz ki gerçekten sesiyle olağanüstü, esprileriyle olağanüstü, kahkahasıyla bir başka olağanüstü, ama son zamanlarda ne oldu bilmiyorum. Ne oldu bilmiyorum, siz de görüyorsunuz. Ne oldu bilmiyorum, nasıl oldu bu kadar kilo? Çok uzun yıllar uğraştın kilo vermek için. Aldın verdin, aldın verdin, sonunda verdin. Sonunda 1,5 sene sonra verdim, ama ilk önce bunu beynimde böyle bir şey yapmak için karar verdim. Bu karar verebilmek çok önemli bir şey. Karar verdim. Bakırköy'de arkadaşımın spor salonu var. Onun yanında, hemen yanında bir daire tuttum. Küçücük. Aa, evet, çünkü en azından her gün gitmek zorunda kalayım ve diğer işlerime de zaman ayırabilirim. Bu kadar kolay oluyor mu bir yerden bir yere taşınmak, evi yerleştirmek? Eğer bir şeye karar veriyorsanız oluyor. Yani bir küçük, o yani bir senelik kendime böyle bir şey süre tanıdım. Sadece kilo vermek kendime için bütün bunlar. Kilo vermek için ve spor yapmak için, evet. Peki tabii nasıl, sabah nasıl hoşuma başladı mesela Zerrin? Sabah gözünü açtığın an neyle başladın hayata? Yani suyla mı, portakal suyuyla mı? Yok, ya da portakal hani suyu içmiyorum çünkü reflüm var. Sabahleyin bir kere su içiyorum aç karnına, yani ılık su içiyorum. Sonra domates, salatalık. Bildiğimiz klişe. Bildiğimiz tabii klişe ki şeyler. Onlar. ve peynir, kebek ekmeği. Okay. Ben hep zeytinyağlı yedim. Sürekli zeytinyağlı yedim. Çünkü zaten kırmızı et sevmiyorum. Arada sıra tavuk falan da oldu. Yani balık da oldu, ama kendimi şımarttığım zamanlar da oldu diye çikolata yiyip, ama 3 gün sonra çok daha sıkı dikkatliydim. 3 ay bir kere her gün spor yaptım. Ondan sonra işte işler oldu, İstanbul dışında falan oldum. Sonra o birkaç zamana indi, haftanın 3-4 gününe indi. Ondan sonra bir aydır falan gidemiyorum, çok yoğunum. Yarın öbürsü gün yine başlayacağım. Ne kadar sürdü bu, sıkılmadın mı peki bu süre içerisinde? Sıkılmadım çünkü yaşam biçimimi değiştirdim. Yani hayata bakış pencerem değişti. Yani ilk sıralarım değişti. Mesela ben artık güzel olan hiçbir şeyi yememeye karar verdim. Çünkü güzel olan her şey kilo yapıyor. Doğru. Belirli bir yaşlara geliyoruz ve dikkat etmemiz gerekiyor. Yani sağlık açısından. Bir de bende hipoglisemi çıktı. Sabah akşam iğne yapıyorum kendime. Allah'ım, o yüzden tabii hem çok sık ve çok az yemem gerekiyor. O zaman da tabii tatlıdan da dolayısıyla uzak durmanız gerekiyor. Ve bu yüzden ister istemez kilo veriyorsunuz. Artık yıllardır zaten. Peki şimdi zaten aynanın karşısına geçtiğin zaman, şöyle bir kendine baktığın zaman, Allah'ım ben ne hoş oldum deyip giydiğin her şeyi kendine yakıştırdığın daha zaman henüz değil, daha henüz değil. Çünkü daha gardırobumu yenilemedim. 2-3 tane bir şeyler aldım. Çünkü benim doktorum bir seneye yaydı benim ameliyatlarımı. Ameliyatlarını? Evet. Bir de ameliyat mı olacağım? Ben gıdımı aldırdım. Bir de gözümün üstünü herhalde zannediyorum beğenmediği için bu burayı kesti. Bir de ben gıdımdan biliyorsun çok son derece şikayet ediyordum. Hani hele kilo verdikten sonra daha da çok tabii doğa kanlı olarak bütün yer çekimi böyle aşağı indi. Gıdımı aldırdım. Peki gıdığını aldırmak boynu da geriyor mu? Yok, germedi. Sadece gıdımı aldı. Ama mesela gıdıyı alırken, buradaki et parçasını alırken boynu da germiyorlar. Hayır, o başka bir şey. O buradan topladı, bilmiyorum. Yani pek bilgim yok. Mutlaka bence buradan da bir şeyler gerilmiştir. Ben hakikaten nasıl yaptınız diye sormadım. Sadece burada bir şey var dedi. Bir de burada bir şey var. Demek ki buradan kesiliyor herhalde, parça alınıyor. Bilmiyorum, özür diliyorum doktorumdan eğer yanlış anlatıyorsam. Çünkü bilmiyorum, ilk defa cin gibi siz sordunuz. Ben sadece dedim kıdımı aldırdım deyip devam etmiyordum. Şimdi şaşırdım, ne yaptı bilmiyorum. Yemin ederim bilmiyorum.
Peki niçin böyle bir şeye karar verildi? Neden durup dururken böyle gıdım aldırayım, işte göbeğimden ameliyat olayım ya da hani herhangi bir şey? Şimdi, kendini kötü mü hissettiğin için yoksa artık zamanı geldi dediğin için mi? Şimdi maalesef ben borderline bir insanım. Yani hep köşelerde, uçlarda yaşadığım için. Yani ya çok iyi olması lazım, bu beni çok yoruyor karakter olarak. Ya çok iyi olması lazım, bir şeyin mükemmel ötesi iyi olması lazım. Yahut da hiç iyi olmaması lazım. Yani veya öyle bırakma anlamı. Peki nasıl? Dedim ki yani sen kilo vereceksin ve bir kadının iradesini göstereceksin dedim. Yani yani şimdi herhalde bir 30 kiloya yaklaştı kilo vermem. Tabii. Gerçekten. Bayağı düşün bir insan yani. Bana diyor ki merhaba Zehrin nerede? Herkes öyle söylüyor. Ama tabii televizyonlarda çok kilolu çıkıyoruz. Ha, yani görenler hiç inanamıyor. Yani neden karar verdim böyle bir şeye? Kendim için bunu yapmak istedim. Çünkü daha önceki zayıf hallerimi biliyorum ve çok istememe rağmen yapamadım. Yani beynim daha önce bana hüküm veriyordu. Şimdi ben beynime hüküm verdim ve dedim ki sen kilo vereceksin. Çünkü bunu istiyorsun. Karşıma yani beynimi aldım. Karşılıklı konuştum beynimle. Yani ve dedim belki uzun bir süreç olabilir bu. Çünkü neden? 20 yaşlarda değiliz. 18 yaşlar değiliz. Çok zor kilolar veriliyor. Doğru. Bayağı uğraştım bunun için kilo vermek için 1,5 sene ki ben çok sabırsız bir insanım. Ama tabii bu süreç zarfında spor yapsan bile dahi olsa sıkı olan etler bir yerde şey oluyor yani tabii, sarkıyor. Tabii gevşiyor. Ben şimdi sırada işte göğüs ameliyatım var sonra karnım. Bayağı baştan aşağı. Baştan aşağı. Evden geçmeyi kesinlikle. Yani yüzüme mesela kesinlikle şey yaptırmadım. Yani botoks veya hani dolgu. Normal hani yüz çekimi yapıyorlar. Hayır doktoruma söyledim. O da zaten dedi ki Zeynep'cim bana bırak dedi. Ve çok doğal oldu yani. Sadece herkes diyor ki sanki 15-20 yaş gençleşmişsiniz gibi. Evet. Ama buradaki kırışıklıklarım duruyor. Alnım duruyor. Gördüğün gibi hiçbir şey yaptırmadım. Bir de çünkü herkes çekiyor böyle oluyor ya nefret bir şey. O çok herkes, kötü oluyor gerçekten. Şey gibi yani fotokopi makinesinden çıkmış gibi. Bunu bu kadar konuşuyoruz ama birçok insan anlamıyor. Yine aynı şekilde herhalde insanın psikolojisiyle ilgili bir şey bu. Gidiyorsun. Ya mesela nasıl ki kadınlar değil mi sinirlerimiş mesela devamlı saç değişimine yani değişimi yaparlar. Fakat ben karar verdim. Neden karar verdiğimi hala bilmiyorum ama sonuçtan son derece memnunum. Peki bunun sonu nereye gidecek? Bunun sonu... Bir sevgili bulmak ya da hani hayatına birisini almak ya da hani birilerine... Bunlar çok, biz buna çok yaşadık, bunları... bunlar çok açtık. Ben sadece çok... Ben mesela şimdi bundan sonra vücut geliştirme yapacağım. Ondan sonra da kickbox öğreneceğim. Yani hedeflerim var. Hayatımda ilk defa kendime zaman ayırdım. Ve kendim için bir şeyler yaptım. Ben bu hafta istiyorum. Başlıyorum kickboksa. Başlıyor musun? Evet. Bir hoca buldum. Ne yakışır sana canım benim. Başlıyorum çünkü çok merak ediyorum. Ve bütün vücudu en çok çalıştıran sporlardan bir tanesi olduğunu duyuyorum. Görüyorum da zaten. Bir başlayacağım bakayım nasıl olacak. Olsun. Nasıl olacak? Çünkü yeni danlarınızı araçlar içerisinde... danlarınızı hemen bir sene içerisinde görürüz herhalde. Sizin. Neleri görürüz? Danlarınızı birinci dan, ikinci dan. Tabii ne kadar süre sonra bu? Yani bu herkesin göreceği ya da hani kameralarında görüntüleyeceği bir spor dalı değil. Evet. Belki de hani belki de bir gün kendimce izin verirsem olabilir ama tenis gibi değil. Evet. Bir süre sonra insanın canı başka bir spora atlamak istiyor. Eğer hayatınızda spor çok önemli yer alıyorsa. Yani ben maalesef değişik şimdi öyle şeyler oldu. Alıyorsun. Ne kadar anlıyorum şimdi seni. Hakikaten spor çok önemli bir şey. Yani su içme kadar insanın içine girdiği zaman hakikaten onu yapmadan rahat edemiyorsunuz. Mümkün değil. Kesinlikle ama ben hani workout dediğimiz bu 1, 2, 3, 5 bunlardan nefret ediyorum. Yapamıyorum. Ya bayağı bildiğimiz jimnastik. Yani ben mesela şey de sevmiyorum. Toplu neydi? Pilates. Pilates. Hayır ben kardiyo çalışıyorum. Kardiyo çalışıyorum. Bir de normal işte bütün karın, işte göğüs, kol, bacak, baldır yani neyse. Bildiğimiz eski sporlar var ya zaten hoca başımda. Öğretmenim var. Gidiyorum. Yani bayağı sağlıklı kontrol. Peki bu haline. Ne kadar zamanını alıyor? Bu arada işlerine nasıl zaman ayırıyorsun? Tabii ne oluyor şimdi o zaman dedim ya yaşam biçimim değişti. Yani spor yaptığı zaman insan erken uyuyor.
Yani bayağı mesela, bir hayat değişikliği var. Peki alkol var mıydı? Hayır, yok. Alkol yok hiç. Hiç yok muydu alkol? Yıllar önce vardı. Vardı. Yani onu da kestik Allah bilir. Maalesef sigarayı kesemiyorum işte. Eyvah, doktorum duydu. Eyvah şimdi Rütük'ten. Ama o da zaman içerisinde bence olabilecek bir şey. Yavaş bence yavaş. De, İstiyor de, musun yoksa de. İstemiyor musun? Ya, istemiyorum. Aslında çok kötü bir şey. Seviyorum çünkü yani sigara içmesini. Aslında ne kadar yanlış bir şey yapıyorum burada. Bütün herkesin karşısında, huzurunda. Çok yanlış şeyler söylüyorum sağlık adına ama böyle ben böyle yani. Böyle. Peki bu albüm ya da bundan sonra yapılacak olan şeyler neler? Nasıl gidecek hayattaki projeler? TRT'mizin onayıyla sevgili Sabahat Akdemir, bu Gün ve Gün programını yapan ve sunan sevgili değerli kardeşim, o sevgili Kürşat, TRT'nin değerli müdürlerinden Kürşat Özkök, çok eski arkadaşımız, rica etti. Dedi ki, Zehir'in işte bir şiir albümümüz var, acaba şarkılar okur musun? Ben de çok değişik şeyler yapmayı seviyorum aslında. Baktım, çok güzel bir fikir. Ve Sabiha da çok cici bir arkadaş, çok şeker ve hakikaten güzel şiir okuyor. Peki dedim, kabul ettim. 10 güne kadar, bir hafta sonra filan piyasada nasip olursa. Evet. Yani aynı anda çıkıyor. Söyledim, benim de tabii albümüm 10 gün sonra çıkıyor. Ay, Allah kısmı ederse. Demek ki aynı döneme denk gelecek. Aynı döneme denk gelecek. Ama ben de mesela hayatımda, hani herkesin şeyi vardı mesela, hayatımda okumam dediği şarkılar vardı. Mesela ben okumam dediğim şarkı, hiçbir şey büyük söylemeyeceksin. Okudum maalesef. Sevgili Kibariye'den dinleyip beğendiğimiz Anne Eller Kadir Kıymet Bilmiyor. Onu okudum. Tabii Zehrince, Batı yorumuyla. Sonra çok saygı duyduğumuz Müzeyyen Sener'in Minni var ya, Susun Garip Kuşlar Ötmeyin. Onu okudum. Adıyaman Allah var. Allah Allah, çok merak ettim. Ondan ben üç bu tane yeni beste var. Sevgili Selahattin Erhan'ın. Hakikaten çok güzel şarkılar oldu. Yani bu böyle biraz karışık oldu. Çünkü şiirler ve şarkılar birbirleriyle öpüşmesi için yani o şiirlere uyan, o şarkılara uyan şiirler bulundu. Şiirlere uyan şarkılar bulundu. Böyle çok cici, çok sahici, samimi. Peki bu krizde gerçekten aynı hevesle albüm yapabiliyor musun? Yapıyorum. Çünkü biliyorsun albümler eskisi kadar satmıyor. Satsa bile çok az sayıda satıyor. Kesinlikle. Eskiye göre çok öyle, az sayıda satıyor. Öyle. Bu durumda sen hiç şevkin kırılmadı mı? Mesela eskisi gibi sahne hayatı devam edebiliyor mu? Herhalde çok azaldı. Ben 2 senedir, 3 senedir sahne yapmadığım biliyorum, için. Biliyorum, bıraktım. Şu var, artık insanlar şöyle bakıyor albüme. Yani benim bir kart vizitim diyor. Yani ekstralara ve konserlere gitmek için bunu yapıyorlar. Bu kadar küçücük ve ucuz düşünülüyor artık. Ama o yüzden ben... Neden müzik severleri, neden Zehir'in severleri yani müziksiz ve şarkısız bırakayım düşüncesiyle ve de bizler direnmeliyiz. Çünkü bunu atlatacağız. Bu kesinlikle aşılması gereken bir şey. Aşılacaktır ama bir de Türkiye ekonomisine baktığımız zaman zaten o kadar zor yaşıyor ki insanlar. Yani tabii ki bizim sektörde de o kadar emek veren işte yok kartonetçisinden bant yapımındaki insana kadar, müzisyeninden aranjörüne kadar o kadar çok insan var ki onlar da bu yüzden ekmek yiyorlar. Yani aslında çok kısır bir döngü yaşıyoruz ama ben çok iyi niyetle bakmak istiyorum. Çok iyi olması gerektiğini düşünüyorum. Yani çünkü bizim kültür demek, müziğimiz kültürümüz yani bence... İyi olan şeyler kalacaktır ve tabii ki ekonomik alınıyor kriz yani. Var diye işimizi yarım bırakmak ya da yapmamak gibi tabii, bir şey olmaması gerekiyor. Çünkü yani eğer sanatçıysak bu vazifelerimizi yerine getirmemiz gerekiyor bence. Öyle düşünüyorum. Doğru, kesinlikle öyle. Peki şöhretle mutluluk yan yana olmaz senin sözün müydü? Uyduruyor muyum yoksa? Yok, ben söylemedim ama... Bazen olur ya, olur. Yani olur mu diyorsun? Bence olur ya. Yani her şey olmayacak denilen her şey bahanedir. Eğer bir şey varsa vardır zaten. Yani olmayacak, onunla olmaz dediğimiz bir şey varsa o bahanedir. Öyle bence mi? Evet. Öyle değil peki, mi? Peki hayatındaki pişmanlıklar. Bir tanesi çocuk olduğunu biliyorum. Çok. Çocuk yapmadığın çok için pişman olduğunu çok biliyorum. Çok. Çok. Onun yani dışında peki aşk hayatında da çok fazla bir evlilik yaşamadın değil mi? Sen daha önce yaşamış mıydın evlilik? Evet, 91 senesinde yaşamıştım. Bir tane.
Bir tane yaşamışım, ikinci evliliğim. Çünkü evet, ben evliliğe çok önem veren bir insanım. Yani hani flörtleriniz oluyor, hani arkadaşlarınız oluyor ama o evlilik başka, farklı bir şey. Çok özel ve çok önemli bir kurum benim için. Peki bir türlü neden oturmuyor bu evlilikler? Çünkü benim yüzümden. Çünkü ben borderline'ım. Öyle ama yemin bunu ediyorum. Yani borderline'ım. Bunu bana neden? Nihat Kaya, benim canım, dostum, psikiyatrim, yani sevgili arkadaşım. Ben çok, bak gene şişman çıkıyorum. Bu kadar 27 kilo vermeme rağmen bu kırmızı gömleği bana giydirdiler. Dediler ki gömlek giy, zayıf çıkarsın. Da kendimi görüyorum, gene böyleyim. Ben seni görüyorum, gerçekten inanılmaz kilo vermişsin. Yani gözle görülür şekilde kilo vermişsin. Televizyonlara çok fazla takılmamak lazım artık. Boş kendimi görüyorum şu anda. Şöyle ama çok güzel acaba? Görüyorsun. Peki neden senin yüzünden devam etmiyor bu evlilikler? Çünkü ben bir insanı alıyorum, göklere çıkartıyorum, çıkartıyorum, çıkartıyorum. Sonra o göklere çıkart insanı birdenbire yere bırakıyorum. Ben kendimi böyle tanımlıyordum. Ne yapıyorsun göklere çıkartıyorum? Yani çok güzel davranıyorum çünkü çok seviyorum ve çok güzel davranmak. Çok güzel davranmak ne? Sabah kalkıp kahvaltısının önüne getirmek. Yani güzel ne akla gelebilirse. Yani bir kadın yapması gereken veya bir ilişkide bir kadının yapması gereken ne varsa yani. Ne var? Geisha gibi yani. Her şeyi var bence, ne bileyim. Yani davranış önemli. Sadece görsellik değil. Hani yok yemek yapmak falan, bunlar bence sevgiyi arttırıyor veya eksilten şeyler değil. Hı-hı. Önemli olan hitaptır. Önemli olan davranıştır. Önemli olan onu anlamaktır. Arkadaş olmak ve dost olmaktır. Ben bunları çok iyi beceriyorum. Ama daha sonra benim bir ruh hastalığım tekrar gündeme geliyor ve ben hakikaten bunu çok ciddi olarak söylüyorum. Hı-hı. Nihat'cığım dedi ki bana, Zehir'cim seni ben yıllardır takip ediyorum ve sonuca vardım. Nedir o sonuç? Dedi ki sen borderline'sın. Dedim borderline oldu ne olur? İki uçları yaşıyorsun dedi. İki uçları yaşıyorum, tamam. Peki bunu bana niye de dedim evliyken söyle. Sıkılma dönemine denk geliyor. Önce yapıyorsun sonra bir süre sonra monotonlaşınca sıkılıp yok, o kadar değil, yapmaktan vazgeçiyorsun ya. Gibi yok geliyor. Yok ya, yani ne bileyim ben. Neden peki? Kesinlikle sıkılıyorsun ve ondan başka türlü yoksa aynı hevesle devam edip aynı şekilde davranabilirsin ama bir süre sonra yapıp karşındakinden belki sen de sıkılıyorsun. Monotonlaşıyor. Hep sen yapıyor olmaktan. Ben ilişkide çok yanlış bir insanım ya. Gerçekten. Yani illa bir ilişkide, kadın erkek ilişkisinde bir tarafın kötü olması gerekmiyor anlaşamaması için. Ama ben bunu ısrarla söylüyorum, hakikaten kötüyüm yani. Ben ilişkide kötüyüm ama dostluk bazında, arkadaşlık, kardeşlik bazında hakikaten orada imzamı atarım. Yani ben insanım derim o bölümde. Fakat burada aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Hoca herhalde yalnız kalmıyor. Mahkemin bir başımı, köpeklerim ve ben. Yalnız kalmaktan korkmuyorsun. Yok. Yani, ama her yalnızlık tabii ki yaradana mahsustur ama... Yani çok güzel dostlarım var. Az ama öz, çok sıcak, sahici dostlarım var. Bir günde ilişkim olabilir yani. Çünkü çok doğal yani. Peki o zamanki ilişkinde yeniden bir ilişki başladığı zaman kendine şey diyecek misin? Bak Zerrin, bundan sonra ona göre davran. Kesinlikle. Bunu yapma, onu yapma. Peki kesinlikle. O zaman da bir dengesizlik olmayacak mı? Yani ya hani en azından dışarıdan, bir ilişki, en azından objektif olarak kendinizi görüyorsunuz. Yani ben şimdi içindeydim. Ama şimdi bunu öğrendikten sonra, şimdi mesela şöyle yapmamam gerekiyor diye kendimi yönlendirebilirim. Hı hı. Onu söyledim ya da niçin dedim bana o zaman söylemedin. Yani demek ki sonra anladı beni çünkü o kadar ben çok şahane bir adamla evliydim yani. O da tanıyordu onu. Demek ki adam bundan sonra dedi ki bu hakikaten kafadan bir hafif ağır ağır çatlak dedi demek ki benim için. Estağfurullah, ben kendime söylüyorum. Yani böyle. Böyle devam ediyor hayatınız. Ya bundan sonraki ilişkinde peki programlı olmuş olacaksın o zaman, onu söylemek istiyorum. Yani ben yeni bir ilişkiye hazır değilim şu anda. Ama olursa evet, yani bir kere çok değer veririm. Yani çok çok önemli bir şey, değer veririm. Yani önemserim ve benim ilk sıramda olur. Benim ilişkilerimde hiç ilk sırada olmadılar. Başkaları oldu. Peki yıllardan beri müzik piyasasının içerisindesin ve de derken... Önemli bir şey soracaktım aslında ama reklamlara girmek zorundayız galiba. Şimdi mi giriyoruz reklamlara? Peki reklamlardan sonra devam ediyoruz.
Evet, reklama girerken Zerrin'le birlikteydik. Şimdi ikinci bir konumuz daha var. Kenan Kala. Hoş geldin Kenancığım. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Kenan, ne kadar yakışıklısın. Ay, çok teşekkür ederim. Gerçekten. Seninle olan filmlerimiz var. Kaç? 3 ya da 4 film çektik galiba, değil mi beraber? 5. 5 oldu mu? Herhalde. Tabii canım. Yani tam sayısını ben hatırlamıyorum ama bayağı bir çalıştım. O zamanlar mesela, şimdi belki biraz sonra VTR'lerden gösterecek arkadaşlarımız, o zamanlardan bakıyorum da sen yaş aldıkça daha bir hoşlaşmışsın ve şimdi bakıyorum dizilerden geçilmiyor biliyorsunuz televizyonlar. Bir sürü genç jön adayı var. Fakat hep sana baktığımda ya da seni düşün, özellikle ben hani bugün programa davet etmek istedim. Çünkü bir gün böyle otururken aklıma geldin. Sen hakikaten çok jön olabilecek, sinemaya çok yakışan bir tipin var. Ve çok uzun süre yok oldun ortadan. Niye oldu, öyle oldu, böyle oldu. Onlar önemli şeyler değil ama. Bu seni üzüyor mu? Şimdi baktıkça, dizileri seyrettikçe ya da hani sinema filmlerini seyrettikçe. Ya üzüyor tabii. Geçen yılların o şekilde geçmesi zaten çok üzücü. Hani hem benim için, hem vakti zamanında ailem için. Ha, oyunculuk adına şu anda tabii ki üzülüyorum ama yani istemeden de olsa bir kopukluk oldu. E tabii nesil de değişti artık. Yani bizim tanıdığımız yapımcılar artık çalışmıyor. Yine nesil yapımcıları ben tanımıyorum. Kaldı ki bazen çok zaman şey derler bana. Ya seni hiç göremiyoruz, yoksun ortada. Yani göremiyoruz, yoksun ortada da ne yapayım? Yani gece kulüplerine mi gideyim? Yine bir sürü insanları peşime takıp. Yani ortada yoksun. Hayır, yok değilim. Buradayım aslında. Tabii yani bir taraflara ulaşmak da belli bir zamandan sonra biraz zor oluyor. Kaç yıl kayboldu hayatından? 10 sene kayboldu hayatım. 10 sene? 10 sene. Ve en güzel zamanlarının 10 senesi. Sen hatırlıyor musun Zerrin? Kenan'ın filmlerini. Hatırlamaz mıyım canım? Değil mi? Yani şey ya. Benim dışımda başka kaç film çekti? Toplam yanılmıyorsam 18 tane. 18 film çekti. 18 tane. İşte bir de tabii Çalıkuşu var arasında. Çalıkuşu var arasında bir de. Evet. Peki çok iyi bir aileden geldiğini biliyoruz. Biraz kendini anlat, bahseder misin? Hangi okulda okudun? Nasıl başladın sinema hayatına? Şimdi Alman Lisesi'nde okudum. Ondan sonra Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler Gazetecilik'te okudum. Onu yarıda kestim. Ondan sonra öğrenimimi Almanya'da devam ettim. Sinemaya girişim tamamıyla tesadüfler sonunda oldu. İşte ilk önce bir fotoroman çektim. Nasıl buldular seni? Okuldan mı buldular? Yok. Tesadüfler sonunda oldu. İşte babamın bir arkadaşı sayesinde. Neyse işte Nüket Duru ile o zamanlar biz bir fotoğraf çektik. Arkasından Sezer Güvenir ile bir tane daha çekti. Ve arkasından işte Hülya Avşar dediler diye bir hatun var dediler. Onunla da işte Tutku'yu çektik. Sen de ilk filmimizi çektik. Ne kadar zahmetli bir işti değil mi Hülya? Yani... Çok. Çok. Kula'da. Düşünsene bak Zerrin, ne oluyordu biliyor musun? Akşamları duş alabilmemiz için annem, Allah rahmet eylesin, yani kovanın içerisinde damla damla su yok çünkü. Ve o sıcak. Sıcak, damla damla akşama kadar, ben gelene kadar su biriktiriyordu kadıncağız ve biz böceklerin içinde falan yatıyorduk. Hayatımızda herhalde bu kadar kötü bir yerde kalmadı. Hiç. İğrençti. Ne yemeği ne bir, o kadar sinemanın o kadar çok karnını çektim çok, ki ben çok çektim. Yani. 18 film de az bir süreç. Yani biz Yeşilçam'ın herhalde en büyük kahrını çeken son nesiliz. Evet. Ondan sonra imkanlar çok değişti. Çünkü şimdi yani insanların çalışma şartlarına bakıyorum. El bebek, gül bebek. Karavanlar, işte tabii yemekler canım, belli şirketlerden geliyor. Catering şirketleri devreye girdi. Bir sürü şey kaldı, oteller. Tabii. Gerçekten ama o film için değdi galiba. Değdi. Bence değdi. Benim hayatımda çok... açıkçası istersen değdi diyebileceğim 3 filmden ilki olur. Sonra ne oldu? Sonra karman çorman hayatında bir şeyler oldu ve bir hapis hayatı yaşadın. 5 sene. 6 sene. 6 sene. Orada ne düşündün? Ya 6 sene. Hülya'cığım şimdi şöyle bir şey var. Yani ne yazık ki benim peşime 16-17 senedir bu hikayeyi bırakmıyor. Benle böyle temcit pilavı gibi sürekli aynı şeyi anlatmaktan açıkçası yani artık yani bırak benim rahatsızlığımı. Doğru. Artık usandım. Bir de tabii yani benim de bir sosyal çevrem var. Tabii ki. Benim bir çocuğum var. Benim de bir ailem var. Şimdi tabii bunlardan sürekli böyle aynı işte niye yattın, niye oldu, şu oldu. Niyesini sormuyorum ama. Hayır yani niyesi oradaki... değil. Yani genelde bu konudan bahsetmek beni açıkçası... Hayır, oradaki düşüncelerin ve şu anda seni getirdiği noktayı merak ediyorum. Ya tabii şimdi
sen benim o zamanımı çok iyi hatırlıyorsun. Yani böyle işte hayat önümde, bütün imkanlarım var. Sinemanın haricinde işte beni destekleyen kuvvetli bir ailem var arkamda ve bir anda böyle her şey bitti. Çok çılgın bir hayat yaşadın ama sen anladığım kadarıyla, değil mi? Çok tabii çok çılgın, çok bir, çılgın bir hayat yaşadın. Çok deli dolu bir hayat. Aslında yaşadım. Belki de haklıydın. Yani yakışıklı, herkesin gözü üstünde, sinema oyuncusu. Kadınlar da rahat bırakmıyorlar insanları. Ne yapabilir yani sonuçta? Oradan buraya geldiğin nokta, yani insanlara söyleyebileceğin ya da gençlere söyleyebileceğin en önemli üç öğüt ya da sana şimdi sormak istediğim. Hayatı ciddiye almadan yaşamanın cezasını ben hayatım benden öç almasıyla yaşadım. Ben biraz öyle bakıyorum. Yani ben işte el bebek, büyülü bebek bir ailede büyütüldüm. Çok sorumsuzca büyütüldüm bir de. Yani çok başa buyruk, çok asi bir gençtim. Hatırlıyorsun zaten. Yani benim bundan bahsettiğimizde 27 sene evvel, şaka gibi. Evet. Tabii öyle bir an oldu ki yanlış insanlar, yanlış bir yerde olmak. Bunların hiçbir tanesini düşünmeden işte orada olmuş olmanın bana çıkarttı bir fatura oldu. Faturayı ben çok ağır ödedim. Hadi neyse, o meselenin sonunda zaten benim suçsuz olduğum belli oldu. Fakat tabii bu sefer Türkiye'ye dönmem için de bir sürü engel vardı. Yani o hadiseden sonra ben bir 4 sene daha dönemedim. Yani hem hukuki olarak bir sürü problemlerim vardı, bir de korkuyordum. Bir daha Türkiye'ye döndüğüm zaman aynı şey başıma gelecek diye. Oralarda neler ama hissettim. Türkiye'de gelmedi başına, yurt dışında geldi. Gelmedi tabii, gelmedi. Yani gerçi burada da işte mahkemelerim oldu fakat oradaki biz bir takım işte hukuki şeylerden dolayı burada hiç başıma bir şey gelmedi. Ama tabii 4 sene o boş zamanındaki o 4 sene boyunca da bir de onun korkusuyla da yaşadım orada. Şimdi ne oldu? Yani bu kadar iyi bir hayattan bir anda işte hayatın çok kimseye dilemeyeceğim kadar kötü bir tarafını yaşadım. Çok acı bir imtihan. Hadi bunların hepsini bırak. Şimdi ben 48 yaşıma geldim ve o günden beri de bu damgayı sırtımda taşıyorum. Asıl ağır yük bu zaten. Hani beni bir yana bırak, bir de ailem bu yükü altımda taşıyor. Yani benim yani insanlarla... Bu yükü taşırken senin bir şeylerin engelleniyor mu, yoksa sadece konu açıldığı için bu yükü taşıyorsun? Hayır, engelleniyor tabii insanlar. Biz, geç kaldınız yani, onun için. Bütün insanlar ön yargılı davranıyor bir defa. Yani ne yazık ki insanoğlunda böyle bir şey var. Aman o zaten işte hatırlıyorsun değil mi? O bunun içindeydi. Tabii bu hayatta bir sürü yerlerde de karşıma çıkıyor. Dolayısıyla mesela benim normalde programlara gitmeyişimin sebebi de bu. Çünkü dönüp dolaşıp hep aynı hep şey bu konuşuluyor. Konu. Ama yani Kenan'ın hayatında çok daha güzel şeyler de var ya. Mesela? Ben varım yani, ben insan olarak ben varım her şeyden önce. Yani bir de tabii 16 sene oldu artık. Peki kabuğuna çekildin mi o yaşadıklarından sonra? Kabuğuma çekildim tabii. Bir nevi kabuğa mı çekildim, bir de tabii ondan sonra bir takım bahtsızlıklar daha yaşadım. İki tane çok ağır kaza geçirdim. Evet, onları da soracaktım. İşte tam kurt kapanını TGRT'ye çekerken, çok iyi giden bir diziydi. Kel alaka bir trafik kazası geçirdim. Ayağımın bir tarafı koptu. Vücudum darma duman oldu. Hadi tam ondan kurtarmışken, tam her şey rayına gitmişken, bundan 4 sene evvel İspanya'da motosikletin üzerindeyken genç bir çocuk üstümden geçti gitti. Hadi bir sene de hastanelerde yattım. Yani şimdi benim her şeyden kopukluğumla biraz... Göze mi geldim diyeyim, bahtsızlık mı, şanssızlık mı? Belki de ondan. Şimdi kabuğumu mu çekildim? Akrebim. Aynı ben soracaktım hangi boş diye. Yani akrep, ben de akrebim. Yani ki ben hiç böyle şeylere inanmazdım artık. İnanıyorum yani. İşte nazara mı inanıyorsun? Yıldızı çok düşük olurmuş. İşte benim de öyle. Yani inanıyorum tabii yani, çünkü olan şeyler akla hayale sığmayacak şeyler ya. Peki geçti gitti, her şey gitti. 3 tane öğüt verecek olsan ne verirsin? Gençlere, insanlara ne yapmak lazım? Gençlere vereceğim öğüt. Birincisi, oturup kalktıkları insanları çok iyi seçsinler. Annelerini, babalarını dinlesinler. Bu çok önemli işte. Ben mesela anne, baba dinlemek. Babamın bir lafını hep hatırlarım Hülya'cığım. Derdi ki bana, oğlum bak derdi. Hayatta senin onlardan daha iyi olmasını isteyebilecek 2 tane insan vardı derdi. Kim derdi babam derdi? Bunların bir tanesi annen, öbürü de baban. Senin öz kardeşin daha iyi olsa senin ondan iyi olmanı istemezler. Dolayısıyla gençlere vereceğim işte ikinci nasihat. Kesinlikle annelerinin, babalarının laflarını dinlesinler. Dinlemiyorlarsa da oğlum dinliyor mu? Hayır, dinlemiyor canım.
kadar. Bu bir süreç demek ki. Yani bu bir gençler süreç. Tabii, tabii. Bir şekilde o dönemden geçiyorlar. İşte geçiyorlar. O dönemde zaten ne oluyorsa da oluyor. Ya aslında geçiyorlar diyoruz Hülya ama yani benim bir sürü arkadaşım var. Mesela çocuklarıyla ilişkilerine bakıyorum. Hı hı. Yani hiç de öyle değiller. Bizim çocuklarımızdan çektiklerini onlar çekmiyor. Yani ben en azından bilmiyorum belki hata bizde, bende. Bazı çocuklar var ki dinliyorlar. Dinliyorlar diyorsun. Tabii. Ama işte o çocukların da geleceğine baktığın zaman mesela sen oğluna ne söylüyorsun? En çok yapmaması gerektiğini ve de seni niye dinlemiyor? Ya biz şimdi oğlumla öyle bir döneme girdik konuşamıyoruz zaten. Hmm, yaş olarak mı öyle bir döneme girildi? Tabii yani 20 yaşında. Evet. Şimdi ben geriye dönüp de 20 yaşında babamla olan ilişkime baktığım zaman oğluma da kızamaz hale geliyorum. Çünkü ben babamla da aynı durumdaydım. Ha keşke öyle olmasaydı. O da senin gibi yakışıklı mı? Çok yakışıklı canım. Allah bağışlasın. Çünkü annesi de güzel çünkü. Çok hoştur hatisi de. Değil mi? Evet. Anneyle görüşüyor musunuz hala? Görüşüyoruz tabii. Görüşüyorsunuz. Ama bir evliliğiniz, birlikteliğiniz yok herhalde. Yok. Var mı? Hayır. Neyse bunlar özel meseleler. Oğlan da tabii şimdi dinlemiyor. Ama geçmişi düşündüğün zaman aynı şeyleri ben de yapmıştım deyip hiçbir şey diyemiyorsun. Diyemiyorsun. Ne zor bir şey değil mi? O yüzden üzülme. Allah olanlara ömür versin. O çocuğum Amin. Olmadı diye çok da yapmadım çocuk diye de. Yani hakikaten bu devirde problem. Allah hepsine hakikaten ömür, uzun amin, ömür versin amin, ama amin, olmadığı hepsine. İçin de üzülme. Üçüncü öğüdüm. Okullarına çok önem versinler. Okul çok önemli bir şey. Ve ben mesela kendi hayatımda olmadı. Ben yüksek okul okumasaydım bugün yaşadığım kadar rahat bir hayat yaşayamazdım. Okul çok önemliymiş. Onu da vakti zamanla anlamadım. Ta sonra işte hayatımın başka yollarına girdiğim zaman okulun önemini... Ne öğreniyor? Bilginin dışında okul insana bilginin ne öğretiyor? Bilginin dışında seni hayata hazırlıyor. Hayata hazırlıyor. Hayata evet. Bakış açını hazırlıyor. Tabii. Bir de tabii her şeyden önemlisi bir insanın bahtının çok açık olması. Ya. Yani şansın varsa zaten her şey. Tek çocuk değildin ama değil mi Kenan? Benim bir kız kardeşim var. Bir de kız kardeşim evet. Var. Annenin babanın çektiği üzüntüleri düşünüyorum da. Ya sorma. Evet. Yani senin yaşadıkların ayrı bir de onların üzüntüleri ayrı. Neyse geldi geçti. Hayat şimdi güzel mi sen? Onu söyle. Hayat güzel tabii. Güzel tabii. Özellikle sağlıklı hayat kadar güzel bir şey olabilir mi ya? Şu anda ne işle meşgulsün? İspanya'da restoranlarım var. Oraya sık sık gidip geliyorsun tabii, hala. Tabii sürekli gidip geliyorum. İşte 20 sene oldu zaten benim İspanya. İşte ister istemez 20 sene olunca orada da bir hayat kurdum. Tabii. İşte arkadaşlarım var. Orada bir de çocuk yaptın mı? Hayır. Flamenco dinliyorsunuz orada. Flamenco dinliyorum. Ölüyorum ben. Bir İspanya yani yaşamak için çok rahat yaşayabildiğim bir memleket. Kenan gerçekten yani yanlış anlama ne olur. Kayıp hayat denir ya, kayıp evet. Hayat. İyi bir okulda okuyor, iyi bir ailenin çocuğu. Almancası var, belli ki İngilizcesi İngilizce var, belli ki İspanyolcası var. Ve bunları hiçbir şekilde hayatına geçirememiş. Ama tabii bundan sonra da yani bence çok gençsin. Bence çok da yakışıklısın. Hani kendince mesleğinle ilgili bir şeyler yapmaya çaba gösteriyor musun? Ama o kadar güzel bir şey söyledi ki demin. O kadar hak verdim ki. Yani ben de şimdi gece kulübüne gideyim, mesela yanıma insanlar alayım. Çünkü maalesef bizim mesleki bakış açımız böyle oldu artık. Hı hı. İnsanlar hakikaten yani bizim artık sanat anlayışımız bitti. Tamamıyla magazinsel sanatçı dediğimiz varlıklar, kişilikler ortada. Hı hı. Yani hakikaten bu işe yüreğini koymuş, emeğini koymuş, yıllarını vermiş insanlar hepsi... Söz birliği etmecesine aynı şeyi söylüyoruz. Hepimiz, herkes aynı şeyi söylüyor. Ben bir de mesela şey oldu ya, bir sürü sabah programına çağırdı. Ya Hülya Allah aşkına, benim sabah programlarında şarkıcıların arasında ne işim olabilir? Yani oraya gidip oturacağım. İşte nasılsınız, iyi misiniz? Evet iyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ondan sonra ne yapacağım? Ya bana bu, yani benimle çok alakasız bir şey gibi geliyor. Yani sonuçta mesela aktörlüğüm dedin. Devam etmek istiyorsun yani. Tabii canım, yani ve ben daha aktörlüğüm... ya. Yaş olarak şu an aynaya baktığım zaman aktör olarak da altın çağımı yaşamadığıma inanıyorum. Kesinlikle. Kesinlikle aynı fikir. Ama tabii benim bundan sonra bir daha çalışmam için ki işte yani dönüşümden sonra Kurt Kapanı diye bir dizide oynadım. Alişan'la beraber çok da cici bir diziydi. İşte kazayı geçirmeseydim belki de 30, 40, 50, 60 giderdik. Ondan sonra ne yazık ki benim de yani verdiğim bir takım kararlar çok yanlış oldu. Çok yanlış işlerde oynadım. Ondan sonra işte üstüne bütün bu hayatını da getirdikte olunca biraz her şeyden kendimi çekmem o yüzden oldu. Hmm. Şimdi tabii benim bir daha aktörlüğe dönmem için yani
O işte o önemli olan fırsatı bekliyorum. Bu da ne? Bundan sonra bir takım şeylerin bir arada olması lazım. Bir defa şirketin iyi bir şirket olması lazım. İki, hikayeyi çok sevmem lazım. Beraber oynayacağım insanların ne kanımın ısınması lazım. Ama ben aktör olarak halen hazırda, yani böyle köşeme çekilmiş bekliyorum. Bu fırsatın da bugün olmasa yarın önüme geleceğine inanıyorum. Kesinlikle, kesinlikle. Yani bu mutlaka gelmiş olması lazım. Çünkü fiziken ve yani bir kere yakışıyorsun. Televizyona yakışıyorsun, sinemaya yakışıyorsun. O yüzden zaten hani beni çok şaşırtan bir şeydir bu. O kadar zor bulunan bir şey ki bütün bunlar. Nasıl oluyor da bunu değerlendiremiyoruz. Ama şimdi bir furya var. Bu furya eninde sonunda geçecek. O kadar çok insan var ki Zerrin. Ben bilmiyorum kim o diyorum. Mesela diyor ki işte evet şu jön, şu aktris, şu bizden hiç tanımıyorum. İlden mesela ben senin için hep her zaman aynı şeyi düşünüyorum. Kamera bizi çok seviyor. Hı-hı. Seni de öyle. Hı-hı. Yani o bir biz yiyoruz falan kamera. Mesela ben seninle çektiğim filmleri hatırladığım zaman mesela Hülya dediklerine hep onu derim. Yiyor, kamerayı yiyor ve kamera bizleri çok seviyor. Çok dolduruyoruz biz. Yeni ama biz sinemacıyız. Şey tabii şimdi bahsettiğimiz konu dizi. Dizilerden bahsediyoruz. Sinema evet, bambaşka bir şey. Tabii ki sinemacıyız. Yani proje olarak da sana sinema gelse keşke. Peki bu arada hiç gündemi takip ediyor musunuz? Son zamanlarda olan biten ne varsa bak. Bu arada VTR'de bizim filmden görüntüler veriyorlar. Biraz çok geçti. Çıtırmışız geçti. Be. Hiç ben söylüyorum sana. Sen gerçekten... Ay ne şekersin. O zamanlar bu kadar yakışıklı değildin. Ya, yine yakışıklıymışsın ama o zamanlar bu kadar ya, değildin. Bir de tabii bence. Biz bunu çekerken Fevzi Tuna'nın korkusundan... Ben seni yerim. Fevzi Tuna'nın korkusundan... ya biz olmaktan çıkmıştık. Kenan ne biçim tokat atmışsın bana? Gerçek tokat. Ben de bir tokatla nasıl böyle bayılmışım hayret. Değil mi? Çok güzel bir filmdi hakikaten bu. Yani düşünsene bak şu günleri yaşa ondan sonra git 10 sene hayatından kaybolsun. Ondan sonra tekrar yeniden çok çok güzel filmlerimiz vardı. Esaret bu arada, çok kötü bir şey. Evet. İnsanlar zaman zaman çok ağır imtihanlar yaşıyorlar. Ya kesinlikle öyle. Sen hiç yaşadın mı böyle bir şey hayatında? Yani herkesin yaşamış olduğu bir imtihan var çok ağır. Yaşıyordu insan tabii. Evet. Yani mesela acı çekmek bence en büyük imtihan. Yani doğru. Tekamül ediyoruz. Doğru. Gündemi takip ediyor musunuz? Bilmiyorum ama. Son zamanlarda magazin basını, şusu busu, bir sürü şeyler gerçekleşiyor ama bir de gerçekten benim çok dikkatimi çeken, acaba ben mi yanlış düşünüyorum dediğim bir iki bir şey var. Ne? Sizlerle bunu konuşmak istediğim. Birazdan arkadaşlarımız verirlerse mesela Muazzez Hanım'ın kemancıyı dövmesi. Ne? Saçmalama başladım. Ne alakası var? Neden? Yok. Var mı öyle bir şey? Daha, bak şimdi seyredeceğiz. Bunlar neden olur? Niçin yaparız? Böyle bir şeye hakkımız var mıdır? Gerçekten her sanatçı... Bak şimdi. Muazzez Abacı'nın sanatsal ikazı tartışma yarattı. Misafir olarak çıktığı sahnede kemancıyı tokatlayan ve kemanını kıran sanatçı olayla ilgili sanatsal olarak ikaz ettim dedi. Duymayacaksan burada oturmayacaksın. Starlar ekip arkadaşlarına şiddet uygulayabilir mi? Usta çırak ilişkisi şiddeti haklı çıkarır mı? Burada oturmayacaksın. Ben Utku'nun ıstırabını biliyorum. Oturmayacaksın burada. Burada oturmayacaksın. Kırarım o kemanı yoksa. Öyle yapma bana. Öyle yapma. Öyle yapma bana. Öyle yapma bana. İşte böyle. Şimdi Muazzez Hanım'ın tabii bu görüntüleri teşekkür ediyoruz ki biz Kanal 1'den aldık. Heyecanlı programından aldık. Teşekkür ediyoruz programa. Daha doğrusu Kanal 1'den bize göstermiş oldukları bu anlayışı. Şimdi bu görüntüler yayınlanmayacak olsa ben zaten böyle bir şeye izin vermezdim ama hiç senin başına geldi mi şimdiye kadar? Hiçbir kemancıyı dövmek ya da hani sahnede herhangi bir müzisyen arkadaşına haykırmak. Hayır. Ya da dışarıdan nasıl bir görüntüdür bu böyle yani, ya da niye böyle şeyler ben yaparız? Ben şu anda çok üzgünüm çünkü neden? Ne olursa olsun Türkiye'de kendini ispat etmiş, imzasını atmış çok değerli sanatçılar var. Bunlar çok az insanlar. Evet.
Yani çok büyük bir yanlış olabilir yaptığı hareket ama bunun yayınlanması bence neler örtülüyor Türkiye Cumhuriyeti'nde. Yani bazı sanatçıların neleri örtülüyor? Yani ben adaletsizliğe karşıyım. Ben Abacı'yı böyle gördüğüm için son derece üzgünüm. Ve gösterildiği için de üzgünüm. Yani ama o Abacı'dır. Yalnız tabii onun neden öyle olduğunu düşünmek lazım. Yani sadece salt işte o akşam içki içmiş de kemancı dövmüş olayı değil. Demek ki ne fırtınalar kopuyor ki içinde bu şekilde patlamış. Evet. Yani ben her zaman şunu söylüyorum. Her şeyin fazlası zarar. Yani bu içkiden kaynaklanan bir şey. Belki de şuur altı bir şeye kızgındı veya üzgündü. Böyle bir şey yaşandı ama... tabii ki bu hoş bir hareket değil. Yani bir müzisyeni, bir arkadaşını kim olursa olsun bir sineğe bile incitmek. Yani hani insandan vazgeçiyorum. Üzüldüm çok. Çünkü Abacı benim için çok değerli. Çok, evet, çok sevdiğim bir insan. Çok benim hakikaten abla dediğim ve çok saygı duyduğum bir insan. Solistim bir kere her şeyden önce. Hayır, şunu demek istiyorum. Son zamanlarda hani senin başına gelenler... Senin biraz evvel söylediğin gibi sanatçıların zaman zaman yaşadıkları sıkıntılar aslında kimi bunu içinde yaşıyor, kimi dışarıya vuruyor. Bir şekilde ya kamera önünde yaşıyorsun bunu ya da kendi içinde yaşıyorsun. Sadece senin başına gelmiyor. Sana gelen başka şekilde gelmiş, sana gelen başka şekilde geliyor. Muhasan'ın başına gelen, şimdi tabii onda da hata var ki kameraların olduğu bir yerde bu şekilde davranıyor olması... Demek ki kendisine engel olamadı. Herhalde. İşte diyorum ya içki maalesef içki ve onun yanı sıra gelen her uyuşturucu, her ne varsa maalesef insanı insan olmaktan gerçekten çıkarttı. Çok enteresan. Evet. Ve bunlar kötü örnekler. Sen bir şey söylemek ister misin bu konu hakkında? Ben yorum yapmak istemiyorsun. Ben çok üzgünüm. Yani ben ne olursa olsun hiçbir şekilde... kim kameraya çekip ve kim yayınladıysa teessüflerimi bildiriyorum. Bence yani artık o kadar az ve değerli sanatçılarımız var ki böyle bir hata yapmış olabilir. İnsanlar hata yapabilir. İnsanlara mahsus olan bir şey. Hatasız kul olmaz demiş. Çok saygı duydum Orhan Gencebay. Yani Abacı'nın o şekilde çekilip ve yayınlanması beni fevkalade üzdü. Çok çok üzgünüm şu an. Aslında şimdi seni daha çok üzecek bir şey gelecek biraz sonra yine. Görüntüye. Bu sefer de Bülent Ersoy. Öyle mi? Benim asla kabul etmeyeceğim ve inanılmayacak derecede beni sinirlendiren bir söylemi var. Onu gündeme getirmek istiyorum. Onun üzerinde birlikte yorum yapmak istiyorum. Yani bu gerçekten olabilecek bir şey mi diye. Ersoy'un nasihatı. Eğer sana bir şeyler veriyorsa Popstar programında orada şarkı söyleyen bir yarışmacıya diyor ki... Bülent Ersoy'dan Popstar Alaturka yarışmacısına nasihat. Bülent Ersoy, taşıma suyla değirmen dönmez çocuğum. Eğer sana gerçekten istediğin kaseti yapacak ya da imkanları verecek, doğru olduğuna inandığın bir insan olursa sen de onun istediklerini yapmalısın. Eğer senden bir şey talep ediyorsa da, eğer sana böyle bir imkan verecekse zaten biriyle beraber oluyorsun. Hiç olmazsa bu insanla beraber olursun, neticesinde bir imkanın doğar. Anladın mı evladım? Özlem Ceylan. Doğru hocam. Bunlar canlı yayında ceryan eden şeyler. Bunlar gerçek mi bu söyledikler yoksa kulaktan dolma? Örnek buluyorlar. Kulaktan dolma dedim. Şöyle ağır ağır şoka giriyorum ben. Kulaktan dolma. Yavaştan yavaştan zehrin hakikaten şoka giriyor. Şimdi böyle bir şey nasıl olur? Nasıl ben bir genç kıza olmaz. Böyle bir öneride yani bulunabilir? Benim hiç işim olmadı bu zamana kadar. Hiç değişim olmaz. Beni atlayalım. Çünkü benim hiç anlamadığım konular bunlar. Bu kadar saçma yani bu böyle bir şey var mı ya? Böyle bir şey yani. Nasıl olabilir? İnsanlar yavaş yavaş acaba hakikaten kendi beyinleriyle problemleri mi olmaya başlıyor? Bilmiyorum ya da düşünemiyorlar yani... mı? Bir genç kıza bunu nasıl önerebilirsin? Yani veya o söyleyen yani Bülent Ersoy'a çok saygı duyuyorum ona da. Ama mesela şimdi o söylediğini, mesela Abacı'ya demin son derece üzüldüm. Ama şimdi Bülent Ersoy'a üzülmedim ve çok kızdım. Yani kızılmayacak gibi değil. Sanatçıyım ben. Yani ben sanatçıyım ve ben hepimiz şerefimizle alnımızın akıyla bir yerlere gelmişiz. Ki adamın alnını karıştırırım bana bir şey söyleyecek bir insanın.
Ya şimdi, ama bunu genç bir kıza böyle söylemek çok yanlış bir şey. Acaba belki o türlü o anlamda söylemedi belki de. Cicik bu, bunların hepsi doğru ama önce bir reklamlara girelim sonra devam edelim. Ben anlayamıyorum. Harbiden, harbiden. Biraz evvel konuştuğumuz üzere yani insanlar televizyonların karşısında bu kadar aleni, bu kadar rahatsızlık verici. Şimdi çocukların önünden çünkü televizyonları çekemiyorsunuz. Yani bir şekilde mutlak denk geliyor, görüyorlar ve seyrediyorlar. Özellikle eğlenceli programlar insanın dikkatini çektiği için de çocukların da göz... Böyle bir şey nasıl söylenebilir? Son derece kızıyorum Bülent Ersoy'un bu tutumuna ve çok ayıp ettiğini düşünüyorum. Onun Bülent Ersoy olması, ünlü olması, insanların onu dinliyor olup sesini seviyor olmaları onun bu kadar insanları rahatsız edecek şekilde konuşmasını gösterecek bir şey değildir. Yani bunu yapması doğru değil. Ben son derece sinirlendim ve kızdım. Onun için de hani sizinle bu konuyu tartışmak istedim. Özellikle hani şu yani toplumun şu son durumu. Benim duyduğum insanlar... doğru mu? Yani yarışmacı arkadaşımıza Bülent Hanım ne söylüyor? Diyor ki sen plak yapım neyse işte albüm evet. Onunla birlikte mi olur? Yapacaksa nasıl olsa birisiyle beraber olacaksın. Onunla oluver kızım canım diyor. Yani kızcağız herhalde anladığım kadarıyla ahlaksız tekliflerle karşılaşıyorum. Albüm yapamıyorum dediğinde Bülent Hanım da böyle bir şey söylüyor. Ben şunu söylemek istiyorum. Bir şeyler, bir haller oldu bu bizlere. Biz sanatçılara gerçekten bir haller oldu. Yani ben çok artık ahlak sınırlarını zorladığımızın farkındayım. Örf adetler artık iyice ne böyle sandıklara falan girmeye başladı. Artık vefasızlık diyorum ya ahlaksızlığa dönüştü. Yani artık bir takım şeyler yani hani ayıplar, utançlar, utanmalar falan bunlar tamamıyla kalktı. Kalktı. İnanılacak yani gibi. Sansür kalktı. Evet. Yani sansür diye sansür bir şey yok. Kalktı. En güzelini sen söyledin. Sansür ceket kalktı. Niye giyildi şimdi? Ne bileyim derince... birdenbire o kırmızı fırladım böyle bir şeyler oldu. Kendime ceket giyeyim. Peki sanatçı topluma örnek olmak zorunda mı? Kesinlikle. Ya da olmalı mı? Olmak zorunda. Ama görüyoruz ki dünyada da bu böyle değil mi Kenan? Yani sen de çok iyi bilirsin ki dünyada da birçok marjinal sanatçılar var insanlara. Kötü örnek olan. Şimdi buna da engel olamazsın. Belki de sanatçı örnek olmak zorunda da değil hiçbir şekilde. Tabii ki canım tabii ki. Mesela benim taptığım hakikaten onun sayesinde müziğe başladığım Janis Joplin var ki o da çok drug yüzünden rahmetli olmuş. 27 yaşında yani uyuşturucu kurbanı. Ama bu benim aynı şey yapıyor anlamında değil ama... Ben onun sesine aşığım. Yani o öyle yanlış şeyler yapmış olabilir diyelim mesela. Mesela örnek olmak zorunda değil sence? Evet. Örnek olmak zorunda mı sanatçı topluma? Örnek olma zorunda tabii ki. Ama bence yani, de öyle ama bir, yani. Ama tabii yani şimdi sanatçı dediğin zaman bizler normal insanlar da değiliz. Dolayısıyla, niye normal değiliz? Biz neden değiliz, normal değiliz? Yani, akrep konuşuyor değiliz yani. Neden değiliz? Ben bu sorunun cevabını hep merak bilmiyorum, ediyorum. Belki yapımızda var bu yani. Bir çılgın tarafımız var, bir sıra dışılığımız var. Şimdi düşünce bak, olarak mı? Düşünce olarak. Hayata bakış açısından. Hayata bakış açısı olarak, davranış şekli olarak, hırsımız olarak, hislerimiz olarak. Şimdi bak Hülya'cığım geçenlerde bu meşhur Facebook'ta ben işte bu magazin paparazzilerle, sanatçılarla ilgili işte bir çok sevdiğim benim magazincilerden bir kardeşim bir haber eklemiş. İşte terörü kim yaratıyor acaba diye bir tıkladım. Tam ismini de hatırlamıyorum. Manken kızlardan bir tanesi. İnanılmaz sarhoş ama. Hülya ciddi alınacak gibi değil. Ve ısrarla kızı tahrik ediyorlar. Kız yani zırvalamanın da ötesinde. Rezalet. Neyse. Bu kardeşime telefon ettim. Ya dedim Allah aşkına şimdi ben eminim ki dedim. O anda sen orada olsaydın adam gibi adamsın çünkü. Sen bu kızın koluna girerdin
alırdım bir taksiye bindirir gönderirdim. Evet yapardım dedi. Ya peki dedim, o zaman senin arkadaşların bunu niye yapmıyor dedim. Ben olduğum için yapardım dedi. O sanatçı niye o halde, o kız niye o halde bizim karşımıza çıktı? Ya diyorum peki o kız bir şey demiyor ki, o kız evine gitmiyor zaten. Yani belli alkolü aşmış, bunun da farkında. Yani zaten ayakta zor duruyor. İki tane muhabir kızı sıkıştırıyor. Kız da işte en büyük benim, en büyük bilmem ne, ama yani inanılır gibi değil. Ve sürekli tahrik ediyorlar. Şimdi bence yani tamam sanatçılık topluma örnek olmalı. Hı. Ama tabii bizim de bir özel hayatımız var ya. Yani ben çıktığım zaman içki içmeyeceğim. Niye içmeyeceğim? Doğru. İçki yani iki kadette fazla içmiş olabilirim. Şimdi bence orada bir dengenin kurulması lazım. Hı. Yani hem bizim sorumluluğumuz var, hem bizlere çekenlerin sorumluluğu var. Çünkü biz onlar olmadan biz olamayız. Onlar da biz olmadan onlar olamaz. Zehir'in çok güzel bir şey söyledi. Sansür yok. Kesinlikle. Sansür yok. Bence bu da nereden geliyor? Şimdi tabii bizim sokak, pardon lafını balla kesin. Yok yok, önemli. Şimdi sokakta tabii çalışan muhabir çocukların hayatları çok zor. Şimdi bir de öyle bir şey var. Yani gidip de biz içerlerde eğlenirken, güzel yerlerde, güzel yemekler yerken, işte ha ha iyi yaparken bu çocuklar yaz kış demeden sokakta bekliyor. Hı hı. Şimdi tabii onların arasında bir rekabet var. Şimdi orada Zerrin Hanım'ın söylediğine hak. Şimdi bunların üstleri var. Hı hı. Asıl işte onların müdürlerinin ya, biraz onların sınırlarını çizmeleri gerekiyor. Şimdi müdürler öyle değil ki. Başlarındakiler öyle değil. Bana getir, malzeme getir. Ne olursa olsun getir. Çünkü yani benim işte dediğim gibi, muhakkak sen de tanırsın bahsettiğim magazin çocuğu. Ya diyorum Allah aşkına, şimdi ben eminim ki sen orada olsaydın, hı hı, bu kızın koluna girerdin bir taksiye. Evet abi ben yapardım diyor. Sana da yapardım bunu diyor. Ama benim arkadaşlarım yapmaz. Yapmamaları lazım zaten. Ya peki bu nasıl bir şey? Ben çünkü böyleyim ama onlar öyle olamaz diyor. Niye öyle olmasınlar? Şimdi bence doğrusu bu. En başta. Yani tamam kız işte bu kadar içkili içmiş olabilir. Sen hayatında hiç sarhoş olmadın. Ben çok oldum. Ben güldüreyim sizi. Sarhoş olduğum gün aklıma geldi. Zehrin Özel böceklerle konuşuyor, karıncalarla konuşuyor demişti. Ama ben nasıl biliyor musun? Eğilmişim çünkü. Ama resmen karıncalar, oturmuşum onlarla. Dedim ki ne güzel, hiç kimseye zararım dokunmuyor, kimseye küfür etmiyorum, bağırmıyorum, hakaret etmiyorum. Karıncalarla konuşuyorum diye kocaman başlık atmışlardı. Yani şimdi yazık günah değil mi? Sen de yakalandın ya aynı basına. Öyle. Nasıl? Sarhoş. Sarhoş. Yakalandın mı? İşte bu işte. Zehir'in diyor ki zurna gibi olmuşum. Ben bir jam session vardı Lokomotif Orkestrası'nın orada. Ondan sonra biz de içki içtik falan çıktık. Telefon çekmiyor içeride. Dışarıda telefon konuşuyorum. Bu arada da karıncalar falan vardı. Onlarca Zehir'in özü. Bir de öyle bir çekmişim. Popom da böyle bir eğilmişim. Ha, gene caddede gidiyorduk. Ama nasıl biliyor musun? Tövbe yarısı. Yani var öyle şeyler tabii. Bence doğru. Kimsenin, hiç kimsenin hatasından veya yanlışlıkla yaptığı rezillikten prim alınmaz. Paye çalmak, çıkartmak gibi bir hakkı olmamalı. Kesinlikle olmamalı. Ve kesinlikle burada işte olmamalı. Ben bir daha tekrar etmek istiyorum bunu. Birincisi yani ayrıca çok da savunduğum yerler var. Dediğim gibi yani biz eğlenirken bu çocuklar yaz kış demeden sabahlara kadar kapılarda bizleri bekliyorlar. Yani o çocukları bu şekilde bir yarışa sokan insanlar da kabahat. Onlar bence kim? Onların üstleri. Evet, kesinlikle. Yani doğru. Üstlere gidip tepeler, de biraz. Tabii. Yani onların sınırını, hepsinin patronu biraz sınırlarını çizse, hı hı, bence her şey çok daha güzel olacak. Çünkü biz de insanız ya. Biz eğlenmeyecek miyiz? Biz sarhoş olmayacak mıyız? Biz gülmeyecek miyiz? Doğru. Bizim derdimiz yok mu? Yani tabii. Bir yolunda geçenlerde ismini hatırlamıyorum bir çocuğun başına gelen. Tamam çocuk muhabirin kamerasını kırmış. Ya böyle bir şey yapmaya kimsenin hakkı yok. Hiçbirimizin hakkı yok. Ama yani belki o oğlan sevgilisinden ayrılmıştır. Evde karısıyla kavgalıdır. Morali bozuktu. Tabii. Yani şimdi gidip de o insanları ya bizleri bu kadar sıkıştırmanın da kimseye hakkı yok. Yani ben yok. O yüzden... Ama o da şöyle mi soracak? Affedersiniz Kenan Bey, bugün karınızla kavga ettim. Hayır ama. Ya suratınız ama şimdi. Ne oldu bir durum? Yani ben şey mesela ben kendi adıma çok gıcık oluyorum. Yani bir gece kulübünden çıkıyorsun. Yani bir defa direkt bir beyaz ışıkla karşılaşıyorsun. Önünü fena. Göremez hale geliyorsun. Çok fena evet. O zaman gitme başka yerde. Uğur Yücel'in yere düşmesi. Yani. Şimdi Uğur Yücel'i bu hale getirmek şimdi hoş bir şey. Yani, çok fena. Sansür aslında. Dediği gibi Zerrin'in sansür kalmadı. Yok kalmadı. Şimdi hayır. Toplumda aslında etik anlamda bir muhabir bile şunu düşünmeli. Ya ben bunu ben Zehra için o kadar çok tartıştım ki
Çünkü benim çocuğuma zarar vermeye kalkıyor. Öldürebilirim yani onu. Tabii. Öldürebilirim. O oraya kalkacak gazetesine resim götürecek diye ben ona resim vermem. Ben veririm ama çocuğum vermez. Evet. Çocuğumun resmini çekmelerini istemiyorum. Buna karşı çıkacak bir kanun da yok. Çok kötü bir şey. Evet. Aslında toplumu düzene sokabilmek için birazcık da meclisin bu işlere el atması lazım. Evet, bence de. Her gün okuyorsun gazetelerde. O onu vurmuş, o onu kesmiş, o onu biçmiş. Allah korusun yani hakikaten. Allah korusun. Hiç kimsenin bir şeye dikkat ettiği yok ki. Bir gün herkesin başına her şekilde her şey gelebilir. Her şey. Ya bir de tabii şey var, düşünsene. O kadar çok problemimiz var ki hangi biriyle uğraşacak mecliste onu da bilmiyorum. Ya şimdi bir de öyle bir şey var. Yani bu muhabir çocuklar bir defa çok korkuyorlar bir de. Yani eskaza işte mesela böyle bir hadiseyi patronuna götürmeyen veya şefine götürmeyen bir muhabirin düşeceği durumu düşünebiliyor musun? İşinden ne olur adam ya? Ben bir daha diyeyim. Bence onların başında olanlar. İşte ben onlara söylüyorum. Basını yönetenlerin sınır çizmesi lazım. Yani, bir sınır çizmesi lazım. Tabii sınırları onları koyması lazım. Yoksa muhabir ama çocukları... onu bütün gazetenin başındakiler yapmalı. Tabii. Çünkü bir gazetede çıkan haberi diğer gazete atlarsa o da problem oluyor. Ben hepsine birden söylüyorum hepsi zaten. Hepsi birden oturup buna karar vermeli. İstenilirse bu yapılır. İstenilirse bu yapılır. Ben sana bir şey söyleyeyim. Hiçbir şey de yapılmaz. Şimdi bir süre bu furyayla herkes tüh tüh evet biz ayıp ettik hata ettik derler. Aradan bir ay geçer. Yine buna benzer bir olay evet, olduğunda tabii. Tekrar keyif alarak bunu medyaya basına taşırlar. Tabii. Yapacak başka bir şey yok. Onların da işi bu tabii ki. Yani o zaman şöyle bir çözüm var. Biz biraz daha dikkat edeceğiz. Evet. Ne yapacağız? Yani kapısında bekleyeceklerini bile bile bildiğimiz yere sarhoş olacaksak gitmeyeceğiz. Evet, ya da çıktığımız yerden yürümeden direkt arabaya direkt bineceğiz. Arabaya bineceğiz. Bu kadar. Tabii. Neden yürünüyor ki? Neden onu yapıyorlar hakikaten? Ya şimdi tabii orada da benim anlamadığım bir şey var. Koyunuz mesela, yan cebime. Yani ben iddia ediyorum. Eğer ben sevgilimle yakalanmak istemiyorsa. Gitme. Pekala İstanbul. Gidebileceğim 1000 tane yer var. Yer var. Veya ben eğer gidip de. Yani ya bütün herkesin ya gittiği yerlere gidiyorsa. Zaten kafadan lades olmayı göze alarak gidiyorum. Doğru. Öyle değil mi? O zaman çıktığım zaman yani. Yani kız ilk önce gitsin arkasından ben gibi. Böyle bir tiyatro yok. Böyle bir saçma bir şey yok. Anlamadığım yani bir şey var. Hı-hı. En nefret ettiğim şey. Birlikte gidiliyor. Ve ayrı çıkılıyor. Yani bu ben bunu... Ve ayrı çıkılıyor. Ayrı çıkılıyor ya. Ben bunu asla ve asla anlayamıyorum. Zerin bir de yani şimdi biz o zaman yani o bahsettiğimiz muhabir çocukları da eşek yerine koyuyoruz. Ve tabii yani. Evet. İnsanlarla dalga geçmek bu ya. Beraber gidiyorsun, ayrı çıkıyorsun. Bir de önden ya ne ol ben ay o zaman mesela ben çıkma ya da gitme değil mi oraya? Ben yani mesela yani, bir kadın olsam ve benim beraber olduğum erkek sanatçı olsa ve bana önden gitse filan bir dakika ne yapıyorsun filan derim. Zaten o anda sinirim gider. Yani kızlarda da mı onur yok, gurur yok? Ben anlamıyorum ki ben son derece şok vaziyette seyrediyorum böyle. Tabii canım, tabii bir şey söyleyeceğim. Bu ben basına çıkmaktan nefret ediyorum. Diyenler aslında ya çok keyif alıyor değil mi? Ama yalan onlar. Ya. İnanılmaz keyif alıyorlar. Şöhreti sevmeyen insanoğlu var mı ya? Bana söyler misin? Var. Çok ender. Var. Çok ender. Yani bildiğin, genelden bahsediyorum. Genelden ben. Evet çok ender tabii ki çok ya ender. Ya mesela ama... o hani sosyete camiası bilmem evet, diyorlarmış ki mesela işte bak bu hafta beni çekmedin. Niye çekmedin? Onun için bunları duyduğum için tabii söylüyorum yani tabii, şaşırıyorum. Hay para veriyorlar. Para veriyorlarmış. Tabii, tabii, hani tabii böyle dergilere, dergi sayfalarına tabii bunlar duyduğumuz şeyler ne kadar evet doğru bilmiyorum ama hani bu hafta beni daha büyük kullanırsan evet ve bu hafta da kullanırsan işte para vermek de değil belki de hani bir şekilde bir jest yapmak gibi düşmezsin. Arkası o kadar şey bilemem değil. Bilemem ben. Kısa değil. Ben bilemem. Ben ay emin olmalıyım. Kendimden. Yok yok arkası rahat. Hı. Merak etme buradan balıkla mı uçup Kenan orada görür. Bir şey olmaz. Düşer, düşer misin? Çok güzel. Düşer misin? Hep suratıma bakıp gülüyor. Düşeyim senin için mi mutlu olacaksan ne var? Ben her şeyi yaparım arkadaşımlar mutlu olsun diye. Yemin ederim. Nasıl düşebileceğini hayal ettim. Ayaklarım tavada, kafam küt yerde. Başka bir şekli var mı bunun? Nasıl düşünüyormuş ki ben nasıl düşermişim? Düşün müsün? Popom yerde, ayağım bir de acayip bir şey, biz çığlık sesi, nasıl nereden çıkacağız o ses? Sen orada gülmeye de bak. Bilmiyorum ağlar mıyım, güler miyim artık. Zaten ben bir güzel durayım diye böyle çıkıyorum. Bütün
şeyi alır götürür. Hakikaten gelelim bu sosyeteye. Gerçekten insanlar basında çıkmak için de ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Göya mesela şimdi şu bebek var ya hani bebek. Bebekten ben artık geçmeye korkuyorum. Hani dizannet çünkü çok başka bir yerde oturuyorum. Evet. Ki ben bebeğe çok sık gidenlerden evet. bir tanesiydim. Çünkü orada çok severek gittiğim bir kafe var ve pazar ya da cumartesi hafta sonu eğlenmeye gidiyorsun. Şimdi bebeğe gitmeye korkuyorum. Hep böyle bir trend olaylar var mesela. İstinye Park, bebek, gazetecilerin sürekli odaklandığı yerler. Oranın modası geçiyor öbür tarafa ve bu arada da hani bizler de yani ya da o sosyete de en olmadık, en şık kıyafetlerini giyip oradan tesadüf geçiyor gibi. Nasıl tesadüf oluyor? Nasıl? Bir iki krat ne kratı ne şeyi o yüzükler tek onlarla. Taşlardan. Yani ne o alışverişe çıkmış full makyaj bilmem ne. Ben bilmiyorum tabii olabilir. İnsanların kendi seçimleri ben bilmedim. Şey eşofmanlar yani. Ellerinde köpekler ama full makyaj eşofmanla. Evet. Hiçbir tane daha makyajsı tesadüf bir de hani. İstenmiyormuş gibi davranıyor. Gerçi bunu niye eleştiriyoruz? Yani bu da onların bir keyfi. Neden eleştiriyoruz? Çünkü biz öyle olmadığımız için eleştiriyoruz. Bu da çok doğal bir şey. Mesela onlar bizi yapma. Eleştirdiği için biz onları belki eleştiriyoruz. Beni kimse eleştiremez. Ben eleştiriyorum ama. Nasıl eleştiriyorsun? Böyle bir laf söylemeye geldi. Benim ortam yok. Allah kahretmesin ya. Yani bu hakikaten böyle bir şey. Mesela şimdi bir şey olsa, bir şey olsa hiç dalarım mesela. Yani artık şey gitti benden. Yani sabır. Sabır da değil de yani ben sabırsız bir insanım aslında ama. Zerrin benden sopa yedi biliyor musun? Kim ne zaman yedim senden sopa be? Bir dakika ne zaman yedim? Ben herhalde başka birisiyle karıştırdım beni. Sinirim oldu. Ne? Ne kadar iyi etmişim yanlış böyle hanım hanım konuşuyoruz ya. Ben hayatta sopa filan yemem ben sopa atarım. Ne zaman sopa yemişim ben? Hatırlatacağım. Çakıl'da hani birlikte birlikte çalışıyorduk. Tam ben senin tersiydi. Kapının arkasına sıkıştırmıştım. Sen sıkıştırmadın. O sıkıştıran ben olmayayım acaba orada şey tekmeyle. Burada ne gereksiz şeyler konuşuyoruz. Ama gülmek için anlatıyorum Allah aşkına ya. Anlatayım mı konuyu? Anlat. Ne kadar yanlış bir şey bu bana söylenir mi? Şimdi solistim benim. Birlikte program yapıyoruz. Çok da sevdiğim bir arkadaşım var ama öyle bir şey ki herkes tanır. Gelmişler, çok kısa şey hızlı anlatmaya çalışacağım. Koskocaman 20 kişi falan masa yapmışlar. Ben de programdan sonra mıydı, önce miydi? Önce programdan önce. Dediler ki işte hani gelir misiniz Funda'lar falan bilmem ne. Ben dedim ki müdüriyete sorayım. Yani hani gidebilir miyim falan dedim. Çünkü biliyorum ki bir sanatçı... Asla inmemesi lazım. Dediler ki yok Zerrin Hanım siz böyle bir şeyi onayladıktan sonra biz size ne şey yapabiliriz? Bir de böyle alttan elinde de mikrofonu sazı susturdu. Şimdi ben kendi kılını sıkarmışım. Neyse böyle geldim tam da onlar kenarda oturuyor. İşte oturdum bir baktım en başta da Faruk Tınaz. Ondan sonra ha ben inmişim ki değerli solistim sahneye çıktı böyle yaptı abi. Bir dakika kesin dedi. Saz kesti. Ben de şey yapıyorum böyle. Sen böyle kaldın ama. Evet. Bu benim hayır. Beni nasıl cimcikliyor? Benim bildiğim dedi. Aynen böyle hatırlıyor musun? Kimler dedi şeyde oturur dedi. Müşterilerle dedi. Ben ne olursa bunu duydum bana. Ki kendisi daha yeni solist olmuş. Filmden gelmiş bana adibi maaşı öğretiyor o zaman. Allah Allah Allah. Bir gelirsin kulise. Ben inmiş miydim sahneden o sen, zaman? Sen, ben seni beni tutuyorlar. Bekle. Ben seni bekliyorum. Ondan sonra bir tekme attım. Ay kapıyı affedersiniz. Resmen. Sen çok her zamanki zarafetini kolladın. Benim her zamanki uçukluğum işte yani. Yok estağfurullah canım. Biz de bayağı bir arbedo. Böyle yaptı Faruk Tunaz burada. O da benden izin almadı. Doğru diyeceğim ki Hülya Hanım affedersiniz. Ben acaba aşağı inebilir miyim? Müsaade ediyor musunuz? Diyeceğim herhalde. Veya yani ama tabii şimdi bunları şu anda çok komik bir anekdot olarak anlatıyoruz ama ben o kadar çok sevmiştim ki o zaman böyle bir şey yaşadığımızda çok üzülmüştüm. Sonra evet. Çok da güzel tekrar kucaklaşmıştık yani bunlar. Ama sen bir gün ya da iki gün gelmemiş miydin yoksa öyle tabii, hatırlıyorum. Tabii.
sahneye gel, iki gün gelmemiştin galiba. Tabii sen dedin ki Zehrin Özer olursa ben olmam dedin. Gazinoda yırtılıyor ki Zehrin Özer olsun diye ben de gelmiyorum dedim. Ben iki gün açılmıyor gazino. Ondan neler sonra yaşanıyor görüyorsun sanat hayatında. Ama ne oluyor? Allah'tan bunlar o zamanlar bu kadar paparazzi yoktu Zehrin. He. Bunlar o kadar gündeme gelmemişti. Ya o zaman tartışmalar bile hakikiydi be. Yani bir şeye kızdığın, kızdığın bir şeyi söylüyordun, anlatıyordun. O zaman hakikaten savunduğun bir şeyi mücadelesini yapıyordun. Şimdi neyin savunmasını alıyoruz, onu yerden yere atıyor, onu yerden... Korkunç bir şey oldu, acayip bir şey yani. Bir rengarenk bir ortalık oldu. Gerçekten, yazık, çok enteresan. Yazık. Niye böyle oldu? Eski zamanlarda daha azdık Hülya. Azdık, çok azdık çoğaldık değil mi? Çok çoğaldık tabii canım. Nasıl tabii çoğaldık? Hani bu diziler dolayısıyla mı çok fazla bence dizilerden çoğaldık dolayı o kadar çoğaldık. Bir de işin acıklı tarafı, adam bir dizide inanılmaz bir iş yapıyor veya kadın her neyse. İkinci dizisinde de inanılmaz bir iş yapıyor. Üçüncü dizi yok, kendi de yok zaten bir daha ortada. Evet. Ama inanılmaz çoğaldık. Bizim zamanımızda kaç kişi vardı? Muhabirlerden kaç kişi vardı? Kaç tane gazete yoktu vardı? Yoktu işte, onu söylüyorum. Televizyon bu kadar yoktu. Çok, evet. Bu kadar çok paparazzi yoktu. Ben 18 yaşıma kadar TRT FM'i beklerdim. Programlarımda müzik dinleyeyim diye. Radyomuz mu vardı? Hiçbir şeyimiz yoktu. Doğru. Benim çocukluğumda renkli televizyon yoktu Türkiye'de. Senin var mıydı? Yoktu. Yoktu herhalde biz aynı jenerasyon olduğumuz değil için. Daha azdık. Peki, ama yani eğlence yerlerimiz de çok canım daha azdı. Yoktu. Kaç yere gidiyorduk? Biz İstanbul'da kaç yer vardı? 3 ya da 5. 5. 3 ya da en fazla 5. Bir de Beyoğlu'nda 2 tane meyhane vardı gittiğimiz. Başka hiçbir şey yoktu. O zamanlar hepimiz çok, ben de çok gezerdim. Evet. Ben de çok gezerdim. O zaman çok daha azdı. Ve hiçbir zaman bu tür olaylarla karşılaşmadım. Hiç. Hiç valla. 500 kişi geziyordu İstanbul'da. Herkes bir de birbirini tanırdı ya. Evet. Herkes masalara selam verirdi. Evet. Böyle sevgiler, büyücükler. Zaten masalar gezerdi, hatırlar mısın? Gazeteciler de o zaman daha mı kibarlardı acaba? Gazetecilerde kaç tane gazeteci vardı? Daha kibarlardı çok, gerçekten. Tabii canım. Tabii. Çok çekebilir miyiz diye sorarlardı. Evet. İzin verirsen çekerlerdi. Evet. Şimdi niye böyle? Hatta ama şimdi kendimi magazin bayağı bir 70'li moruk zannettim. Çekerlerdi, ederlerdi. Diler. Onları konuşma bizden çok. Şaka bir yani bahsettiğimiz hakikaten 25-26 şey sene evveliyatı yani. Hayır canım, nereye bırak, 5 sene öncesinden belki de 6-7 sene öncesinden bile bu kadar değillerdi. Değillerdi, evet. Şimdi son zamanlarda çok bir garip hal almaya başladılar ama dikkat edersen eskisi gibi magazin programı da kalmadı televizyonlarda. Çünkü insanlar bıktı. Çünkü magazin yapacak konu bulamıyorlar. Herkesi kaçırdılar. Çünkü abartıldı. Herkesi o kadar çok şey çirkinleşti ki. Yani. Evet. Bunları seyretmek. Çok çirkinleşti her şey canım. Çok. Aslında eski baktığın zaman her şey birbirinin içinde çok doğru gelişmesi gerekiyor. Evet. Çünkü ben bu işi yapıyorsam magazin olmalı. Magazinci bu işi yapıyorsa sanatçı tabii, olmalı. Tabii. Manken olmalı, oyuncu olmalı. Neden kendi içinde insanlar birbirlerini yok ederler? Henüz onu anlamış değilim açıkçası. Eğitimsizlikten, doyumsuzluktan, had bilmemekten. Bu karşılıklı davranış olarak yani ben bir tarafı suçluyor ve öbür tarafı suçluyor diye bir şey yapmıyorum. Evet. Yani kimse, istisnalar haricinde genelde kimse artık haddini bilmez oldu. Biz de öyleyiz, onlar da öyle. Hem de nasıl. Evet. Bir de tabii hak edilmeden inanılmaz paralar kazanılmaya başladı Hülya. Yani Allah aşkına bugün dizilerden bir takım insanların bölüm başına aldığını biz Yeşilçam'da film başına almıyorduk. O günün parasını filmden yazık. Zaten sinemadan para kazanmıyorduk. Sinemadan şimdi de para kazanıldığını zannetmiyorum. Sinemadan hayır çok kazanılmıyor. Kazanılıyor. Dizilerden yani, kazanılıyorsa kazanılıyordur. Ama Türkiye genelinde zaten ne yazık ki böyle bir şey var. Ne yazık ki yani şimdi parayı hak eden kim hak eder, kim hak etmez. Böyle yani saçma sapan bir tartışmayı da açmak istemiyorum. Yani böyle bir iddiam da yok ama ne yazık ki paralar böyle enteresan insanlar enteresan paralar kazanıyor. Herkes şikayetçi buna. Peki bunu isteyen kim? Ama kimle konuşuyorsam herkes fevkalade yaka silkiyor ve şikayetçi bizler gibi mesela. Ama o zaman isteyen nerede, kim? O veya ben niye istiyorum demiyor. İsteyen insanda evet filan diyor. Paralardan mı bahsediyorsun? Ben. Para isteyen yok, yani hani kimlerin nerelerde olmasından. Mesela halk diyor ki evet biz gerçek sanatçılara hasretiz diyor. Peki o çıkanları ki isteyenler kim? Kimin talebi ki onlar ortalarda var? Aslında her şey hikayede bitiyor. Hikaye eğer sağlamsa kimin oynadığı çok önemli değil. Değil. Hiç önemli değil. Yani sokaktan geçen herhangi bir vatandaşı ne kadar enteresan. Bir saatte Türkiye'de şöhret olabilirsin anında. Tabii ki
Ya, tabii çok geçici bir şöhret bu. Yani işte onun benim dediğim gibi yani bir dizide oynarsın, ikinci dizide oynayayım, çok parlayayım, üçüncü dizisi değil. Bir daha suratımı görmediğimiz bir sürü bir insanlar var. Mesela sana say desem kaç tane bu kadar dizi var. Mesela bayanlardan bana say desem kaç kişiyi sayarsın? Yani Beren Saat tamam. O ben, gerçekten ben, bir şekilde yolunu aldı gidiyor. O aradan sıyrıldı bana göre. Özür dilerim, ben asla bu terbiyesizlik saygısızlık değil ama ben hiç Türk dizisi seyretmiyorum. Yani dizi seyredemiyorum çünkü takip etmek lazım. Hayır, duymuşundur en azından, hani bilmiyorum. İsimlerinden bir, evet, bir şekilde yani, gündeme gelmiştir kulağına. Evet, söylediğini evet. Mesela Fulya çok beğeniyordu. Yani oradan biliyorum, hani arkadaşım da tiyatrocu olduğu için. Mesela başka bana gerçekten isim olmuş, oyuncu olarak isim olmaya yeltenmiş kaç kişi söylersin? Çok fazla çünkü diziler. Tek tük olsa mesela hemen sıyrılacaklar. Aa, nasıl tanımıyorsun diyorlar. Bu asla, herkes yapımı bilir benim yani. Ben hiç öyle sevmem öyle şeyler. Hakikaten tanımıyorum çünkü izlemediğim için. Bana ben de tanımıyorum, ben de izlemiyorum. Bir inatla izlemiyorum. Hayır, yani tanımıyor olmamızın sebebi ilgilenmiyor olmamız mı? Hayır. Yoksa bu kadar çok diziden dolayı aradan kimsenin sıyrılamayışı mı? Ha, o da çok enteresan. Ya ben bir de bu kadar kolay yolla ama o çok başarılı o dediğin söylüyorlar, evet, Beren. Beren öyle diyor, bir şekilde sıyrılmayı becerdi. Tabii ki kabiliyeti de var, o ayrı konu ama hani o duyurdu. Film çekti çok. Birkaç dizide ve iyi dizilerde oynadı, duyurdu. Şimdi diğer oyuncular nasıl sıyrılacaklar aradan? Sıyrılamayacaklar. Bu dizi lazım? Furyası bu şekilde devam ettiği sürece bunlar da devam edecek. Ha, yalnız bir şey unutuyoruz Hülya, Zerrin Hanım. Hı. Şimdi öyle bir nesil bir de var ki, tamam aktör olacağım diyor, aktris olacağım diye bir okuluna gidiyor. Bir de o var artık. Hı. Yani öyle gençler de var. Ama hı, olmuyor öyle de. Ama işte onlar da ne yazık ki bir yere gelemiyorlar. Olmuyor, maalesef olmuyor. Olmuyor. Yani bir şeyin alaylısı alaylı olmak çok, yaşa. Çok önemli. Evet. Çok yaşa, okulundan. O kadar enteresan ki ben çok mesela çok önemli duayen, müziğin duayeni Zerrin dahil olmak üzere birçok insanla karşılıklı gazinolarda çalışırdık zamanında. İnanır mısın Zerrin? Benim olduğum gazino daha çok dolardı zaman zaman. Ki burada sesiyle, sanatıyla, repertuarıyla, her şeyle gerçekten müziğin duayeni var. Şimdi o insanlar o kadar farklı şeylere bakıyorlar ve gidiyorlar ki. Mesela burada gidildiğinde ama bir de konser dinliyorsun. Onu taşıyordun, her sıkılıyorsun. Ben kendim için söylemiyorum. Mesela hayır, benim gibi başka birisi de olsa. Mesela burada konser dinliyorsun. Çok fazla eğlenmiyorsun. Sadece konser dinliyorsun diye. Öbür tarafta hem eğleneceğin hem şarkı dinleyeceğin bir yeri tercih ediyorsun. Halbuki burada ya bu işin okulunu okumuş, repertuarı olağanüstü olan biri var karşında. Ya bunu bence akademisyenliğe bağlamamak İşte gerekiyor. Alaylı yani olmakla okullu olmak da nedense iyi değerlendirilemiyor. Tabii ki okullu olmak çok daha önemli ama nedense orada da çok katı kurallar var ya, ben onu sevmiyorum mesela. Türk Halk Müziği Yarışması'nda da öyleydim. Jüriydim. Mesela çok sevgili Orhan'la çok tartışıyorduk Hakalmaz'la. Çünkü onlar hep yöresel istiyor okunsun veya hep böyle diyorum ki siz affedersiniz radyodan mısınız veya hani İTÜ'den veya konsato, evet çünkü mi bütün hepsiniz birbirine bana kızacaklar şimdi belki ama herkes birbirine benziyor, sesleri, yapıları, yani nefes alışları, nefes verişleri o kadar aynı ki bence biraz da alaylı olmak lazım yani. Aa, biraz değil, alaylı biraz olmak ondan lazım. Eğer varsa ondan ama alaylı da muhakkak olmak lazım yani, eğer akademisyensen diyorum. Bak yani şimdi aslında üniversitelerde de mesela üniversiteyi okuyorsun, bitiriyorsun. Öyle bir yaşta bitiriyorsun ki üniversiteyi, senin alaylı olmana izin vermiyorlar. Senin tecrübe edinmene izin vermiyorlar. Ne oluyor o yaşta? Belli bir şekle giriyorsun, şeye giriyorsun çünkü. O işte iş kalıba. O yaşta iş bulmazsan bu sefer daha geç yaşlarda tercih edilmiyorsun. Bu sefer bulduğun işe direkt girip çalışman için de tercih edilemiyorsun çünkü alaylı değilsin ve tecrübeli değilsin. Yani o kadar ikilem var ki. Tabii. Alaylı olmak lazım. Yani belki de üniversite okurken de bir taraftan da bir işte çalışmak evet. lazım. Evet. Belki de lisede başlamak evet. lazım çalışmaya. Evet. Üniversiteyi de bu arada okumak lazım. Yani hiç hayatını yaşamadan belli bir yaşa kadar sadece çalışarak, okuyarak
geçirmen lazım hayatını. Ha, yani sistem bozukluğu bana göre böyle. Sen ben... kızın öyle bir teklif yapsana. Sen hem oku hem çalış. Bakalım ne diyecek sana. Ben tabii böyle bir teklif yapmaz yaşı geldiğinde yapmayı düşünüyorum. Ama dediğin gibi sözümü dinletemeyebilirim. Sen yaptın mı oğluna? Yaptım tabii canım. Ben okuyarak görevimi yapıyorum. Tatilim de tatil. Senin kızından duyacağım mı? Okuyarak görevimi yapıyorum. Tabii tabii. Sanki sana görev yapıyor. Kendisine yapıyor. Tabii kendisine yapıyor tabii. Ay ben onu yiyeyim. Ama şimdi bak yine aynı şeyi de diyoruz. Yani ben bundan işte 30 sene evvel benim babam da oğlum bizim işlerimiz var. Gel baba okulum bitti. Sınıfımı geçtim. Tatil benim hakkım diyordum ama ondan sonra tabii eşek gibi gidip de bir ay en azından çalışıyordum tabii. Babamın yanında. Ha, yine çalışıyordun. Tabii canım mecbur. Ama bugünkü nesli bunu yaptıramıyorsun. Ben hayranım Musevilere, hayranım. Tabii canım. Yani ne onlar o konuda açmışlar. Ne kadar varlıklı olursa olsunlar hayatı öğrenmeleri adına. Ya mutlaka yani bu gençlerin hepsi birbirine fotokopi gibi benziyorlar. Birbirlerinden öğreniyorlar ya da birbirlerinden bir şekilde hevesleniyorlar ama... okulunu bitirdi mi oğlan? Yok, üniversitede okuyor şimdi. Bir de bak ben mesela Türkiye'de neye kızıyorum biliyor musun? Şimdi çocuk arkadaşında gördüğü bir şeyi kendine hak olarak senin karşına getiriyor. Şimdi ne yapıyoruz biz, ne yapmaya çalışıyoruz? Özellikle yani benim oğlumun annesi yani oğlumuzun en iyi şeylere sahip olması için, en iyi yerlerde okuması için çok çaba harcıyor. Şimdi tabii buna ben de katkıda bulunuyorum. Şimdi bizim bütün istediğimiz de çocuklarımız çok iyi bir okulda okusun. Hı hı. Öyle mi? Tamam bütün, doğru. Tabii, abi, şimdi azıcık Türkiye'de iyi okullar da özel okullar oluyor. Bir takım yani belli bir çevrenin okuyabileceği insanlar oluyor. Yani parası olan insanlar, hı hı, açıkçası. Şimdi beni en çok kızdı bu. Şimdi çocuk işte benim arkadaşımın cep telefonu var. Ya. Sen eğer beni bu okulda da okutuyorsan. Benim de olacak. Benim de olacak. Ne zor aslında. Yani başka ebeveyn yaptığı bir hatayı. Evet. Çocuk görüyor, evet, ve senin önüne yani hak olarak getiriyor. Ve sen, ben, bizler gibi yani ben inanıyorum binlerce ebeveyn aynı şekilde aynı şeyden şikayetçi. Hak oluyor ne yazık. Yani ebeveyn kaç olarak... Kaç yaşına kadar oğlunla cep telefonu almadın? Valla benim oğlumla galiba 14 yaşında cep telefonu vardı. 14 yaş yine geç kalmış. Geç kalmış. Gerçekten geç kalmış. Şimdi aslında biraz da hani... Yanlarına bir telefon madem böyle bir teknoloji var. Tabii en azından bulabilme. Hani ulaşabilmek için. Ya tamam yani telefon gerekiyor böyle faraz ama... abi bir şey oldu. Ama yani bugün ben inanıyorum yani bizim çevremizdeki çocukların hiçbir tanesine marka olan bir şey olmayan bir şey giydiremez. Yani öyle bir, doğru, marka bilinciyle büyüyorlar ki zaten ne istediklerini de çok iyi biliyorlar. Ebeveyn zaten bunu almaya mecbur. Eğer sen beni bu okula götürüyorsan, gönderiyorsan bak benim arkadaşım da var. Ben onlarla altta kalamam diyor. Böyle bir gerçek. Bence var. Çok yanlış. Tabii çocuğum olmadığı için çok rahat konuşuyorum tabii, hı-hı, böyle. Rahat rahat konuşuyorum, hı-hı, ama asla böyle bir çocuk yetiştirmezdim ben ya. Ama yokluğu da bilmek zorunda bence. Ya bu biraz senin elinde olmayan bir şey artık ya. Niye? Ne diyoruz? Çünkü biz çocuklarımız özel okula, okula yolla ama devlet okuluna yolla. Yani şimdi Zeynep Hanım yani diyorum ya ben anne baba yani anne olmadığım için bu kadar böyle kolay kolay söylüyorum. Bir kere anne baba olarak sizler en iyisini izlemez misiniz evladınızı? Tabii. Tabii. Ya işte onun için. Ben de hep aynı şeyi söylerdim. Halen de ben arada bir söylüyorum yani devlet okulları da çok iyi ama yani bir de şöyle bir gerçek var. Bir özel okulun yani özel okulu bitirdiğin zaman başlayacağın basamakla bir devlet okulunu bitirdiğin zamanki basamak aynı değil. Öyle. Ne yazık ki. Hiçbir şey değişmiyor. Ama bu Avrupa'da da öyle. İspanya'da da bakıyorum. Yani iyi halli ailelerin hepsi işte çocuklarını özel okullarda okutuyorlar. Neden? Çünkü hayata belli bir basamaktan başlamak gibi bir imkanı mesela oluyor. Mesela çok enteresan, ismini söylemeyeceğim. Çok sevdiğim bir arkadaşım bir şey rica etmişti. Ben de bir firmanın sahibine rica ettim girmesi için. Dediler ki 3-4 tane sadece 4 üniversite var. Onları bitirmiş olması lazım. A. 4-5. Üniversite olursa hayır. Sadece o 3 üniversite olması lazım. Ne kadar enteresan bir şey. Yani o mesela onun o bölümü daha kuvvetliymiş, onun o bölümü. Yani onu bitirseniz de bir şey olmuyor yani. O kadar şey ki zaten diyorum gibi. Ya bitirdikten sonra da yaş olarak da biraz geç kalınmış oluyor bazı şeylere. Hayata atılmak için geç kalınmış oluyor. Yani biraz daha
erken iş hayatına atılmak gerekiyor diye düşünüyorum. Ki 5, 6, 7 sene sonra bir şeyde başarılı olabilirsin. Çünkü alaylı olmak zorundasın. Pekiştirebilirsin. Mecbursun alaylı olmaya. İstediği kadar oku. Ne okursan oku. Tasarım oku, mimarlık oku. Bir şey üzerinde tatbikat yapmadığın zaman olmuyor. Olmuyor. Tabii canım, yani üniversite mezunu olarak bugün yani İstanbul'un en iyi üniversitelerinden bile mezun olduğun zaman eğer şansın çok çok yaver gitmese veya çok büyük tanıdıkların olmasa alacağın maaş bile ya 1,5-2 milyar ya 2,5 milyar olsun hadi. Çok hoştu sohbet. Çok. Vallahi. Çok hoştu gerçekten. Çok üzüldüm ben. Hem Bülent Ersoy'a hem abacıya. Muazzab acı bizim muazzab acımız. Bizim başımızın tacı. Tabii ki tacı. Gerçekten hani onu bir şekilde yıpratılmasına asla izin vermem. Ama Bülent Ersoy'un yaptığına... yani bir sanatçı olarak tabii biraz... Hiç yakıştıramadım ve çok sinirlendim. Yani onun şakası da değil ki. Hani acaba onun çocuğu acaba... olsaydı bu şekilde konuşabilir miydi? Özellikle sinirlendiğim için bugün sizin fikrinizi almak istedim. Anladım. Belki... hoş bir şey değildi bilmiyorum ama ben kendimle şüphe etmeye başladım. Artık bu şekilde nasıl konuşuluyor? Bu kadar rahat nasıl konuşuluyor kameralar karşısında? Ha, o zaman insanlar düşünür ki yani siz daha önce meslek hayatınıza böyle mi başladınız diye düşünülür. O kim? Bülent Ersoy değil. Ayşe, Fatma, Mehmet de böyle bir şey söylese otomatikman bu gelir akla. Dolayısıyla ki o kadar iyi bir konumdaki bir insanın bunu sarf ediyor olması demek ki bizler de aynı çok az insanlarız. O zaman daha alttakiler ne yapacak? Nerelerde? O zaman onlar hep Beyoğlu taraflarını gezinecekler o zaman. Çok çok feci bir şey. Bizim yani mesleğimiz hoş değil. Zaman bence bunu gerektiren tatsız bir şey olmuş. Değildir diye düşünüyorum. Neyse hani... geçti gitti. Biraz daha ayağın denk alması gerektiğini düşünüyorum bazı kişilerin. Ha nacizane benim haddim değil belki ama kendine yani düşen sanat kısmını adına, değerlendirmek sanat istiyorum. Sanat adına değil, hoş değil. Ben eğer bir sanatçıysam bu aynı şekilde ben de buna katılırım ve hiçbir şekilde böyle bir sözü asla kabul etmem. Tabii çünkü ki. Ben sanatçıyım. Tabii ki. Sanatçı olmak bu kadar kolay değil. Yani çok yani bu çok uzak bana böyle şeyler. Çok yanlış. Yalancığım çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Gerçekten çok samimi duygularını konuştun. Ne güzel değil çok mi? Çok evet yani bir programda sorulan sorulara cevap vermek değil de çok içten konuştun. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kırmadığın size için. Size teşekkür ederim. Ben de çok mutlu oldum. Tanıdığıma "Oo" dedim ben Kenan. "Oo." Rezicam anne ve dede olduğumuz zaman görüşürüz artık bir daha. Ha yapmayın. Bir ya, 26 sene sonra. Ya, herkesin arayı. Bir koşturması var herhalde. Öyle, ondan görüşemiyoruz. Nasıl? Olmuyor. Evrende artık 24 saat 16 saate inmiş. Bir bakıyorsunuz pazartesi, ertesi günü, cumartesi. İnanamıyorum. Hiç, takip edebiliyor musunuz hiçbir günleri? Hiçbir şey edemiyoruz. Hiçbir şeyi takip edemiyoruz. Zerrin'cim sana çok teşekkür ben ederim. Ben çok teşekkür ederim. Özellikle... Bu ara çok yoğun olarak. Yoğun olarak hakikaten. İşte siz olunca böyle bir şey oluyor. Sizin... Seni bundan sonra herhalde bir 10 kilo daha eksik göreceğiz. Evet. Değil mi? Ya da 10-15 kilo daha eksik kilo, göreceğiz. 10 kilo. Bir düşünebilir misin kickbox yaptığımızı karşılıklı? Tamam, süper olur. Ben başlıyorum bu hafta. Güzel. Sen de başladığında çok... telefonlaşalım. Benim daha var ama çünkü daha ameliyat var, burası var filan. Oho! Ama var. Bir sene. Yok, o kadar değil, yok canım. Altı İnsan ay. Yeter ki istesin. 6 ay, 3 ay ya. Nasıl şimdi, kaç ameliyat daha var? 3 ameliyat. Yok işte, ikisini aynı anda yapmayı düşünüyor doktor. Oğuşmuş. Evet. 6 ay işte. Eskiden böyle yaparlardı. Zeyrin Hanım resim verir misiniz? Veririm. Zeyrin Hanım bir güler misiniz? Her dakika gülüme. Şimdi şey oldu. Zeyrin Hanım rica edeyim. Aslında vermezsiniz ama gene de sorayım işte ne olursa olsun. Gıdınızı kim yaptı? Şimdi gıdıcı, ben bayan gıdıcı diyorum. Çok teşekkür ediyorum teşekkür tekrar ederim. Televizyonları karşısında bulunan ve bizleri izleme nezaketini gösteren herkese iyi akşamlar diliyorum. Haftaya görüşmek üzere.